Size şimdi öyle bir köprü göstereceğiz ki ne altında göl var, ne nehir akıyor, ne de yol geçiyor. Yani hiçbir işe yaramıyor. 7 yıl önce inşa edilen tuhaf köprü yeniden gündemde. Böyle boş boş duracak mı, sökülüp bir yere mi takılacak? Trabzonlular şimdi bunu tartışıyor. Dere akmayan yerde köprü olur mu yani? Olmaz da bu. Gerek yok yani, boşa yapmışlar onu. Sökülüp başka yere monte edilebilir. Altından ne su akıyor ne de yol geçiyor. Kimse ne işe yaradığını bilmiyor. Yapılış şekli olarak yanlış. Aşıklar Köprüsü diye saçma sapan bir şey çıkardılar. Ama şu an gereksiz olduğunu düşünüyorum. Kırmızı Köprü, diğer adıyla Aşıklar Köprüsü. Tam 160 metre uzunluğunda. Gerçekten çok saçma. Kaldırılmasını isteriz dedi vatandaş olarak. 7 yıl önce Trabzon Arsin sahiline inşa edildi. O günden beri de çok eleştiriliyor. Normalde altında bir gölet gibi bir şey olsa daha güzel olabilirdi. O zaman tam Aşıklar Köprüsü belki olabilirdi. Tartışma hiç bitmedi. Kaldırılsın diyen de var, kalmasını isteyen de. İnsanlar oraya denizi seyretmek için, sahili seyretmek için çıkıyor. Kalsın derim. Ben kaldırılması yanındayım. Bence de kaldırılmalı yani. O da bir güzellik de, onun için onun zamanında yapılmış. Belediye köprünün akıbetini sosyal medyadan gelecek önerilere göre belirleyecek. Vatandaşların görüşü doğrultusunda bir düzenlemeye gideceğiz. O limanın iki ucunu birbirine bağlamak için kullanılabilir.